Birinci soru. Görselde iki torba ve bu torbaların içindeki şeker sayıları verilmiştir. Her bir torbadan içindeki şeker sayısının en büyük asal çarpanı kadar şeker alınarak boş bir kutuya konulmuştur. Buna göre bu kutudaki toplam şeker sayısı kaçtır? Şimdi birinci torbada 230 adet varmış. Bunun en büyük asal çarpanı 23 olur. İkinci torbada ise 258 adet varmış. Bunun en büyük asal çarpanı ise 43'tür. Şimdi 23 ile 43'ün toplamı ise 66 yapar. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru eşitliği veriliyor. Buna göre ne kaçtır denmiş. Şimdi burası 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burası da 34 çarpı 10 üzeri eksi 3. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü sağ tarafa geçirdiğimizde eksi olarak geçer. Burası 0,3 çarpı 10 üzeri n eşittir. 30 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Şimdi buranın 30 olabilmesi için virgülü 2 basamak sağa kaydırmamız gerekli. Bakın 2 basamak sağa kaydırdık. N'nin kuvveti de 2 tane azalacak demektir. Çünkü virgül sağa gittiğinde üst azalır. Şimdi bakın katsayılar eşit oldu. 10 üzeri n eksi 2, 10 üzeri eksi 3'müş. Yani n eksi 2 eşittir. Eksi 3 ise buradan n'yi eksi 1 olarak buluruz. Doğru cevap d şıkkıdır. Üçüncü soru. Her birinin içindeki boncuk sayısının 150'den az ve birbirine eşit olduğu birinci ve ikinci kutudaki boncukların bir miktarı görseldeki kapaklar ile kapatıldığında açıkta kalan boncukların sayısı sırasıyla 12 adet ve 8 adettir. Birinci kutudaki boncuklarla her birinde 6 adet, ikinci kutudaki boncuklarla ise her birinde 8 adet boncuk olan kolyeler yapıldığında her iki kutuda da boncuk artmamıştır. Buna göre kapak ile kapatılmış kısımlardaki boncuklarla yapılan toplam kolye sayısı en fazla kaçtır? Şimdi birinci kutuda açıkta kalan boncukların sayısı 12'ymiş. Burası iki sıra olduğu için bir sırada 6 tane vardır. İkinci kutuda da açıkta kalan boncukların sayısı 8 tane. Ve boncuk sayıları birbirine eşitmiş her iki kutuda. Dolayısıyla boncuk sayısı 6 ve 8'in ek okudur. Bu da 24'e eşittir. Şimdi her birindeki boncuk sayısı 150'den azmış. 24'ün 6 katını aldığımızda en fazla 144 olur. Şimdi birinci kutuda kapalı kısımdaki boncuk sayısını bulalım. 144'ten 12'yi çıkarırsam 132 olur. Şimdi birinci kutuda 6 boncukla kolye yapılıyordu. Bunu 6'ya böldüğümüzde e, kolye sayısını 22 olarak buluruz. İkinci kutunun kapalı kısmında ise 144'ten 8'i çıkardığımızda 136 tane boncuk olduğunu buluruz. Şimdi ikinci kutuda 8 adet boncukla kolye yapılıyordu. O zaman 136'yı 8'e böldüğümüzde de 17 buluruz. Şimdi kapalı kısımdaki boncuklarla Yapılan toplam kolye sayısı 22 artı 17, 39 adettir. Evet bu öğrencimiz yanlış bulmuş. Doğru cevap C olacaktı. Dördüncü soru. Bir geri dönüşüm fabrikasında bir ayda geri dönüştürülen ürünler ve bu ürünlerin kilogram cinsinden miktarlarının üstü ifade ile gösterimi tabloda verilmiştir. Buna göre bu ürünlerin kilogram cinsinden toplam miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi e, kağıt, cam, plastik burada onun kuvvetleri farklı görüldüğü gibi. Bunları eşitlememiz gerekli. Hepsini 10 üzeri 4'te eşitleyelim. Şimdi kağıt 8,9 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi virgülü bir basamak sola kaydırdığımızda 0,89 çarpı 10 üzeri 4 olur. Ortadaki aynen kalsın. Cam 1,2 çarpı 10 üzeri 4. Plastik ise 1,08 çarpı 10 üzeri 4 olur. Topladığımızda buraya bir sıfır ekleyebiliriz. 9, 8, 17 elde var 1. Burası 11'in biri elde var 1. Burası da 3 olur. Burada da 10 üzeri 4 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Kök 18 3 kök 2 eşittir. Başında da 3 olduğu için bu 9 kök 2'dir. Kök 32 4 kök 2 eşittir. Başında 2 var. O zaman 8 kök 2 olur. E, kök 162 ise 9 kök 2'ye eşittir. Evet. Bu işlemin sonucu 10 kök 2'dir. Doğru cevap B şıkkıdır. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir denmiş. E, kök 3,24 1,8'dir. E, kök 0,36 0,6 diye çıkar. Kök 1,21 1,1 diye çıkar kök 0.25 bu da 0.5 olarak çıkar. İşlemi yaptığımızda yukarısı 1,2'dir. Aşağısı ise 1,6'dır. Şimdi bunu 12 bölü 16 diye yazabiliriz. Sadeleştirdiğimizde de her ikisini 4'e böleriz. 3 bölü 4 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 7. soru. Kenarlarının uzunlukları 2 kök 10 ve 4 kök 10 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın ön yüzüne Kenarlarının uzunlukları kök 3 ve 4 kök 3 santimetre olan iki eşlik dörtgensel bölge çizilerek aşağıdaki gibi maviye boyanmıştır. Buna göre bu kağıdın ön yüzünde maviye boyanmayan bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Önce dikdörtgenin alanını bulalım. 2 kök 10 ile 4 kök 10'u çarptığımızda 80 olur. Şimdi mavi kısımların alanlarını bulalım. Kök 3 ile 4 kök 3'ü çarptığımızda 12 olur. Bunlardan 2 tane var. Toplamı 24 olur. 80'den de 24'ü çıkardığımızda 56 santimetre kare buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Özdeş 6 adet kartın her birinin ön yüzüne farklı birer rakam yazılmıştır. Bu kartlardan 5 adedinin ön yüzü, 1 adedinin ise arka yüzü aşağıda verilmiştir. Bu kartların tamamı boş bir kutunun içine atıldıktan sonra bu kutudan rastgele bir kart çekilmiştir. Bu kartın ön yüzünde yazılı olan sayının çift sayı olma olasılığı asal sayı olma olasılığından daha fazladır. Tek sayı olma olasılığına ise eşittir. Buna göre arka yüzü görünen kartın ön yüzünde yazılı olan sayı kaçtır? Şu haliyle asal olanlar 2 ve 5. Tek olan 9, çift olan ise 8 ve 6. Dolayısıyla burada arka yüzü görünen kartın tek olması gerekli ve asal olmaması gerekli. Şimdi şıklara baktığımızda tek olan ve asal olmayan 1 olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. Renkleri dışında özdeş x adet mavi ve 10 adet kırmızı bilye bulunan bir torbaya torbadaki mavi bilyelere özdeş olan 2 adet mavi bilye ekleyip x adet kırmızı bilye torbadan çıkarılmıştır. Daha sonra torbadan rastgele çekilen bir bilyenin mavi olma olasılığı kırmızı olma olasılığına eşit olmuştur. Buna göre x kaçtır? Şimdi maviler x adet. 2 tane mavi eklersek x artı 2 olur. Kırmızılar 10 adet. x tane kırmızı çıkarırsak 10 eksi x olur. Ve bunların olma olasılıkları eşitse bu sayılar da birbirine eşit demektir. Şimdi buradan x'i sol tarafa 2'yi de sağ tarafa geçirdiğimizde Burası 2x olur. Burası da ondan 2 çıktığında 8 olur. 8'i de 2'ye böldüğümüzde x'i 4 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Derya ve Buğra'nın kitaplıklarındaki kitapların konularına göre sayıları sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre bu iki kitaplıktaki toplam kitap sayısının konularına göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, tarih kitapları 130 artı 140 270 adet. Edebiyat kitapları 110 artı 130, 240 adet. Matematik kitapları ise 90 artı 120, 210 adet. Şimdi bu üçü daire grafiğinde gösterilecek. Evet, 270, 240 ve 210'u topladığımızda 720 yapar. Şimdi 720'yi 360 derecelik dairede gösterdiğimizde Şimdi kat ilişkisi 1'e 2 görüldüğü gibi. O halde matematik kitapları 105 derece olur. Edebiyat kitapları 120 derece olur. Tarih kitapları ise 135 derece olur. Şimdi şıklara baktığımızda uygun olan şık D şıkkıdır. Doğru cevap D şıkkı. 11. soru 270 kişilik bir tiyatro gösterisinin biletlerinin tamamı satılmıştır. Bu biletleri satın alan kişilerin cinsiyetlerine göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. Bilet satın alan erkeklerin %15'i, kadınların ise %20'si bu gösteriye katılamamıştır. Buna göre gösteriye katılan kişilerin sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi toplam 270 kişi var. 270 kişiyi 360 derecelik daire diliminde gösterirsek Erkekler bakın 160 derece. O zaman 160 derece kaç kişi düşer? Şimdi 270 ile 360 arasındaki kat ilişkisi 3'e 4'tür. O halde 160'ı 4'e bölüp 3'le çarparsak 120 buluruz. Yani erkekler 120 kişi. Kadınlar da o zaman 150 kişidir. Şimdi erkeklerin yüzde 15'i katılamamış. 120'nin yüzde 15'ini bulalım. Evet 15 ile çarpıp 100'e Sıfırlar sadeleşti. Işte. 5'e böl 3, 5'e böl 2, 12, 2'ye böl 6, 3 kere 6, 18. Kadınların da %20'sini bulalım. 150'nin %20'si bu da 30 yapar. Evet erkeklerden 18, kadınlardan da 30 kişi katılamamış. Yani toplam 48 kişi. 270 kişi vardı. 270'ten 48'i çıkardığımızda 200 22 kişi kalır. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Aslı'nın kalemlerinin sayısı Kaan'ın kalemlerinin sayısının 3 katının 2 fazlasına eşittir. Aslı ve Kaan'ın kalemlerinin sayısının toplamı 50'den fazla olduğuna göre Kaan'ın kalemlerinin sayısı en az kaçtır? Şimdi Kaan'ın kalemlerinin sayısına x diyelim. Aslı'nın kalemlerinin sayısı Kaan'ın kalemlerin sayısının 3 katının 2 fazlasına eşitmiş. İkisinin kalemlerinin toplamı 4x artı 2 olur. Bu 50'den fazlaymış. Büyüktür 50. Şimdi 2'yi sağ tarafa geçirirsek 48 kalır. 48'i de 4'e bölersek x büyük 12 olur. K'nın kalemlerinin sayısı 12'den büyük en az 13 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. Bu soru koordinat sistemi üzerinde K, L, M, N ve P noktaları işaretlenmiştir. Buna göre p noktası ile aşağıdaki noktaların hangisinden geçen doğrunun eğimi 4 bölü 5'tir. Evet. P noktası şurada. Şimdi dikey uzunluk 4 yatay uzunlukta 5 olacak. N noktasına baktığımızda dikey uzunluk 4 birim yatay uzunluk ise 5 birim. Evet, n'den geçen doğrunun eğimi 4 bölü 5'tir. Doğru cevap D şıkkıdır. 14. soru 18 eksi 3 x büyük eşittir 9 eşitsizliğinde x'in alabileceği değerleri gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi eksi 3 x'i sağ tarafa geçirelim. 9'u da sol tarafa geçirirsek 9 kalır. Her iki tarafı 3'e bölersek x küçük eşittir 3 olur. Yani x 3 ve 3'ten küçük olacak. Doğru cevap D şıkkıdır. Eşitlik olduğu için içi de dolu. Dikkat ederseniz, doğru cevap D şıkkıdır. 15. soru. Bir mağazadaki bir ürünün satış fiyatı 750 TL'dir. Bu üründen iki tane satın alan bir kişi ödemesi gereken toplam tutarın 600 TL'sini peşin ödemiş, geriye kalan miktarı ise her ay 75 TL taksitle ödeyerek borcunu bitirecektir. Bu kişinin ödediği taksit sayısı x ve kalan borcu YTL olduğuna göre x ile y arasındaki doğrusal ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Üründen 2 adet almış, 2 tane 750, 1500 yapar ve 600 lirasını ödemiş, borcu 900 liradır. Bunu taksitle ödeyecek ve her ay 75 TL ödeyecek. O zaman denklemimiz y eşittir. 900 eksi 75 x olacaktır. Doğru cevap c şıkkıdır. 16. soru denklemini sağlayan x değeri kaçtır denmiş. Şimdi burada payda eşitlemesi yapalım. Hepsini 6'da eşitleyelim. Bunu 2 ile bunu 6 ile bunu da 6 ile bunu da 1 ile. Şimdi şöyle oldu. 2x eksi 2 ortak payda da yazıyorum. Eksi 6 bölü 6 eşittir. 6x eksi 1 artı 1 eksi 3x bölü 6. Şimdi 6'lar sadeleşir. Şimdi sol tarafta 2x eksi 8. Sağ tarafta ise 3x artı 1 oldu. 2x'i sağ tarafa geçirirsek 1x kalır. 1'i de sol tarafa geçirirsek eksi 9 olarak eksi buluruz. Doğru cevap a şıkkıdır. 17. soru. Koordinat sistemindeki x eşittir eksi 4, x eşittir 2, y eşittir eksi 3 ve y eşittir 1 doğruları arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir denmiş. Şöyle bir koordinat düzlemi çizebiliriz. Şimdi x eşittir eksi 4 şurası olsun. Şöyle. x eşittir 2 burası olsun. y eşittir eksi 3 şurası olsun. Ve y eşittir 1 de burası olsun. Şimdi bu doğruların arasında kalan bakın dikdörtgen bu şekildedir. Şimdi dikdörtgenin uzun kenarı 6 birimdir. Kısa kenarı ise 4 birimdir. 6 ile de 4'ü çarptığımızda alanı 24 birim kare olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 18. soru. Koordinat sisteminde K ve L noktaları verilmiştir. K noktasının L eksenine olan uzaklığı 5 birim. L noktasının ise X eksenine olan uzaklığı 4 birimdir. K noktası koordinat sisteminin birinci bölgesinde bulunduğuna göre A artı B işleminin sonucunun alabileceği en büyük değer kaçtır? Evet. Şimdi K'nin Y eksenine olan uzaklığı 5 birimse A 5. L noktasının da X eksenine uzan uzaklığı 4 birimse B 4 ya da eksi 4 olur. A artı B işleminin alabileceği en büyük değer dendiği için A'yı 5, B'yi de 4 aldığımızda toplamları 9 olur. Doğru cevap D şıkkıdır soru aşağıdaki ABCD karesinin köşegenlerinin kesişim noktası E noktasıdır. DEC üçgeninin alanı Y kare artı 10Y artı 25 santimetre karedir. Buna göre ABCD karesinin bir kenar uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi DEC üçgeninin alanı burası. Buna A dersem bakın burası da A, burası da A, burası da A olacak. Dolayısıyla karenin alanı toplam 4A olur. Şimdi üçgenin alanı buysa karenin alanı bunun 4 katı olacaktır. Yani 4Y kare artı 40Y artı 100. Bu özdeşlik ise 2Y artı 10'un parantez karesidir. Dolayısıyla karenin bir kenarı 2Y artı 10'dur. Doğru cevap B şıkkıdır. 20. soru. K ve L otellerinin her birindeki toplam oda sayısı ve her bir odada bir günde konaklayan kişi sayısı tabloda verilmiştir. Buna göre K otelinde bir günde konaklayan toplam kişi sayısının L otelinde bir günde konaklayan toplam kişi sayısından kaç fazla olduğunu veren cevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi K otelinde konaklayan toplam kişi sayısını bulalım. 4x artı 1 ile x artı 3'ü çarpalım. Dağıtıyoruz. 4x kare artı 12x artı x artı 3. Düzenleyelim. 4x kare artı 13x artı 3. Bu k oteli. Şimdi l otelini bulalım. Bu sefer 3x artı 1 ile x artı 2'yi çarpıyoruz. Dağıttığımızda 3x kare artı 6x artı x artı 2 düzenlediğimizde 3x kare artı 7x artı 2 olur. Şimdi K otelinde konaklayan kişi sayısının L otelinde konaklayan kişi sayısından farkını bulmak için 4x kare artı 13x artı 3'ten 3x kare artı 7x artı 2'yi çıkardığımızda 1x kare artı 6x artı 1 buluruz. Doğru cevap A şıkkı. Beril bu soruyu yanlış yapmış. Doğru cevap aşık olacaktı.